ProDesler kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Movavi Video Suite 2020 ile proje dosyası olarak kaydetme ve render alma işlemini nasıl yapıyoruz beraberce göreceğiz. Hadi başlayalım. Programı açtığımızda karşımıza bu ekran geliyor. Buradan dosyaları ekle dedikten sonra benim dosyalarım neredeyse oraya gidiyorum ve buradan şöyle çok fazla olmamak şartıyla 3 tane videomuzu seçiyorum ve bunları medya kutusuna alıyorum. Buradaki videoların birkaçını alacaksam şöyle tek tek sürükleyip bırakabilirim. Veyahut da bunun tamamını ben şöyle seçtikten sonra delete diyorum. Veyahut da buradan tıklayıp bir tanesine Ctrl A dedikten sonra da yine bunları bu kısma alabilirim. Şu anda benim zaman çizgisinde diyelim ki ben işlemlerimi yaptım veya yarım kaldı. Önce proje dosyasını gösterelim. Sonrasında ben gelip buradan devam edeceğim. Onu arkadaşlar şuradan dosya menüsü altından projeyi kaydet yani Ctrl S tuşuyla bu işlemi yapabiliyoruz. Buraya ben tıkladıktan sonra karşıma nereye kaydedeyim diye bir pencere geliyor. Ben proje yazayım, kaydet diyorum ve bunu proje dosyası olarak kaydediyor. Şimdi benim işim çıktı. Buradan çıkmam gerekti. Dosya menüsü altından çıkış diyerek buradan çıkabilirim. Çıkıyorum şu anda. Tekrardan bu ilk açtığımız arayüz karşımıza geliyor. Diyelim ki ben programı açtığımda burası karşıma gelecek. Buradan yeni proje diyerek açabilirim. Veyahut da buradan da open project diyerek yine masa üstünde benim yüklemiş olduğum Movavi green screen kısmında benim projem burada duruyor. Bunu da seçip açabilirim. Veyahut da ben size başka daha kolay bir şey göstereyim. Biz burada yeni proje diye açtıktan sonra tabii ki son kullandığımız projelerde bu uygulamayı yapabiliriz. Onu göstereyim size. Bu diğer video düzenleme programlarının çoğunda da mevcut. Dosya dedikten sonra arkadaşlar burada son kullanılan projeler diye bizim projelerimiz geliyor. Buradan da biz istediğimiz ismini de verdiğimiz zaman tabii bu değişik isimler vermemiz iyi olur. Proje kısmına tıkladıktan sonra bizim biraz önceki yapmış olduğumuz proje dosyasını açıyor. Yine video üzerinde çalışmalarımız bittikten sonra render işlemini yani çıktı alma işini nasıl yapıyoruz? Buradaki işlemler eğer bittiyse dış aktar kısmına geldikten sonra bizim burada değişik formatlarımız var. Video formatı, müzik formatı, cep telefonu formatı, monitör bilgisayar formatı ve şu da bakalım şöyle YouTube'a yükle, Drive'a yükle ve Vimeo'ya yükle gibi değişik seçenekler var. Ben buradan yüklenmesini pek tavsiye etmiyorum. Çünkü üyeliğinizi falan istiyorlar. Gerek yok. Bizim için en uygunu en üstte olanıdır. Buradan yine MP4, AVI, MOV, MPEG 2, MPEG 1 gibi değişik seçenekler var. Diyelim ki ben en güncel format olan MP4'ü seçtim. Başlık burada yine proje olarak karşımıza geliyor. Buradan nereye kaydedeceğimizi soruyor. Ben buradan göz at dedikten sonra masa üzerinde şurada Movavi Green Screen vardı. Burada Movavi Green Screen klasörünü açtık. Klasör seç diyelim. Orayı seçti. Yine burada videonun kalitesini iyi, yüksek, en yüksek gibi seçebiliriz. Çözünürlük 1920x1080, sürede 0.52 saniyeymiş. Yani render süresi de bu. Peki biz bunu yüksek yaptığımız zaman kaç olacak? Gerçi biraz geç açıklayabilir ama neyse vakit kaybetmeyelim. Şu geliştirilmiş kısmından buraya tıkladığımız zaman burada yine videoyla ilgili detay ayarlamalar yapabiliyoruz. Kodekini ayarlayabiliyoruz. Buradan 1920x1080 mesela ben onu 1280x720 yapıyorum. Çıktıyı daha hızlı almak için. Çekim hızını 25 yapıyorum. Biliyorsunuz bizim televizyonlar bu hızda daha iyi destekliyor. Yani çekim hızı dediği bitrate arkadaşlar. Saniyede 25 kare. Yine bit hızı VBR var, oto var, özel var. Biz burada VBR'yi seçtiğimiz zaman videonun durumuna göre kendisi ayarlamalar yapıyor. Yine buradan da bunun kalitesini
iyi orta gibi ayarlayabiliriz. Buradan yine sesle ilgili stereo ve 44100 gibi seçenekler var. Zaten burası standart. Burasıyla pek oynamıyoruz. Eğer burada yaptığımız işlemler bizim işimizi karşılamıyorsa, geriye dönmek istiyorsak varsayılanları yükle dedikten sonra da dönebiliriz. Ben burada şimdi tamam dedikten sonra bunun çıktısını almaya başlayacağım. Tamam diyorum. Şu anda o özelliklerde seçilmiş oldu. Şu kısımdan da tekrardan başlat diyorum ve oraya benim render'ımı yapacak. Başlat diyorum. Şöyle süresini biraz sonra açıklar. Evet, hızlı bir şekilde yapıyor. Tabii ki video süresi çok kısa olduğu için bu kadar hızlı oluyor. Şimdi yaptı, çıktı, klasörünü aç diye bu kutucuk seçili olursa bize bu soruyu her zaman soracak. Kaldırırsak da bir daha gelmeyecek. Tamam diyorum. Şu anda bizim çıktı klasörünü açıyor. Benim proje dosyam burada video çıktısı olarak karşıma geldi. 18.6 MB boyutunda. Şöyle birlikte aç diyorum. Bir hızlı bir şekilde de oynatalım. Anlatımı da bitirelim. Evet, şu anda birinci videomuz. Şöyle. Evet, ikinci videomuz ve üçüncü videomuz şeklinde geldi arkadaşlar. ProDesler kanalımda video düzenleme programı olan Mova Video Editor 2020 ile çalışmalarımızı proje dosyası olarak nasıl kaydediyoruz ve nasıl çıktı alıyoruz göstermeye çalıştım. Umarım faydalı olur. Hepinize iyi günler.